Herkese selamlar. Son hafta göçmenlik hukukunda bazı gelişmeler var. Bunları paylaşmak için karşınızdayım. İlk duyurmak istediğim güzel haber, göçmenlik bürosunun COVID nedeniyle sağlamış olduğu sorgulamalara cevap verme, redlere itiraz etme süresini biraz daha uzatmış olması. Bilindiği gibi daha önce 1 Ocak 2021 tarihine kadar gelen sorgulamalar, redler, bunların hepsine yapılacak itirazlar, verilecek cevaplarla ilgili göçmenlik bürosu başvuru sahiplerine 60 günlük ek süre sağlamıştı. Göçmenlik bürosu yeni yapmış olduğu açıklamayla bu tarihi 31 Ocak 2021'e kadar uzattı. Dolayısıyla 31 Ocak 2021 tarihine kadar dosyasına sorgulama alan, dosyasına red kararı alan ve bunları Amerika içinde sorgulamaya cevap verme şeklinde, redde cevap verme şeklinde cevap vermek isteyen başvuru sahiplerinin sorgulama evranın veya red evranın üzerinde yazan cevap tarihinin üzerine 60 gün daha ekstra süreleri olacak. Göçmenlik bürosunun software'i bu tarihleri düzeltmeye izin vermediği için o tarihleri değiştirmiyorlar. Yani tarihler orada aynen kalıyor ama sizin cevap vermek için 60 ekstra gününüz var. Bu güzel bir haber. İlk güncelleme olarak bunu paylaşmak istedim. Yine göçmenlik bürosuyla ilgili bir diğer güncelleme, Amerika içinde asylum başvurusu yapmış ve daha sonra asylum başvurusu kabul edilmiş. Bir yıl bekledikten sonra da green card başvurusu yapan kişilerin mülakatıyla ilgili. Şimdi bilindiği gibi asylum başvurusu kabul edilmiş, iltica statüsü almış kişilerin bir sene bekledikten sonra göçmenlik bürosuna yapmaları gereken green card başvurusu var. Bu green card başvurusu %99.9 itibariyle mülakat istenmeyen ve mülakatsız kabul edilen bir başvuru. Göçmenlik bürosu yeni yapmış olduğu açıklamayla bu şekilde I-485 başvurusu yapmış. Yani iltica üzerinden Amerika'da kalmaya hak kazanmış, bir yılını doldurmuş. Daha sonra 485 başvurusu yapmış iltica sahiplerinin bundan sonra mülakat verilebileceğiyle alakalı bir düzenleme yayınladı. Göçmenlik bürosu bu düzenlemeyi yayınlarken İltica başvurusu kabul edilmiş mülteci statüsünde olan kişilerin 485 müracaatını yaptıklarında bu kişilerin bir kere daha kontrolden geçirilmesi, mülakatta sorular sorulması, cevaplar alınması şeklinde yani prosedürlerin düzgün bir şekilde uygulanması gerekiyor, o yüzden mülakat yapmak istiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii bunun aslında gerçekle çok bir ilgisi yok çünkü iltica başvurusu yapan kişiler iltica mülakatında zaten çok ciddi bir şekilde sorulu cevaplı bir mülakattan geçiyorlar. Dolayısıyla green card başvurusunda aynı konulara tekrar girmenin veyahut da green card başvurusundaki soruları yüz yüze bu kişilere sormanın aslında çok büyük bir esprisi yok. Ama Trump yönetimi yönetimden ayrılmadan önce son dakika golü gibi böyle bir mülakat prosedürü getirerek işleri biraz daha yavaşlatma, biraz daha yokuşa sürme yolunda bir adım atmış oldu. Tabii bu yayınlanan policy manual dediğimiz göçmenlik bürosunun uygulama prosedürünün ne zaman uygulamaya başlayacağı veyahut da Biden yönetime geldiğinde 20 Ocak'ta Biden yönetime geldiğinde devam edip etmeyeceği belli değil. Biden yönetimi çok rahat bir şekilde 20 Ocak'ta göreve geldiğinde bu policy manual'ı ortadan kaldırabilir ve bundan sonra bu uygulanmayabilir. Bu uygulamanın nasıl gelişeceğini, mülakat verilip verilmeyeceğini Biden'ın göreve geldiğinde bunu kaldırıp kaldırmayacağını hep beraber göreceğiz. Daha önceki güncellemelerden birinde göçmenlik bürosunun herhangi bir anons veyahut da duyuru yapmadan bazı formlardaki kutucukların boş bırakılması nedeniyle başvuruları geri gönderdiğini duyurmuştum. Buna göre göçmenlik bürosu formlarda belli yerlerde boş bırakılması gereken yerlerin boş bırakılmaması gerektiğini, bunları NA yani not applicable şeklinde doldurulması gerektiğini belirtmiş ve başvuruları geri göndermeye başlamıştı. Bundan sonra bunun başka form gruplarına da yansıyabileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini duyurmuştuk önceki videolarımızda. Güzel bir gelişme oldu. Göçmenlik bürosu bu yüzden dava edilmişti. Önceden haber vermeden ve sadece başvuruları geciktirmeye yönelik böyle bir hareketin kanuna uygun olmadığı, hukuk nosyonuna uygun olmadığı ile alakalı bir davaya muhatap olmuştu göçmenlik bürosu. Bu dava neticesinde göçmenlik bürosu bundan sonra formlarda bırakılan boşluklar nedeniyle dosyaların geri gönderilmeyeceğini belirten bir açıklama yayınladı. Göçmenlik bürosunun bu yeni getirdiği uygulamaya No Blank Policy yani boş yer bırakmama politikası deniyordu. Göçmenlik bürosu bu politikayı 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren alacağı başvurularda uygulamayacağını duyurdu. Bu da çok güzel bir haber. Yine göçmenlik bürosunun
Ancak ve ancak dava edilmesi neticesinde normal yola gelmesi, yapması gereken şeyi yapması mümkün oldu. Ancak dava edildikten sonra. Maalesef Trump yönetimi altında göçmenlik bürosu birçok konuda aynen bu şekilde doğru yola gelebildi. Bazı konuları çok ölçüsüz şekilde uygulamaya başladılar, haksız yere uygulamaya başladılar ama dava edildikten sonra tekrar hukuki nosyon açısından bulunmaları gereken yere, adil olan yere gelmiş oldular. Bu konuda da aynen öyle oldu. Göçmenlik bürosu yapmış olduğu yeni bir açıklamada yapılan başvuruların birçoğu için receipt notice yani alındı belgesi gönderilmesi konusunda ciddi gecikmeler yaşandığını ve başvuru sahiplerinin endişeye kapılmaması gerektiğini belirtti. Göçmenlik bürosunun bu tip açıklamaları çok mutat olmaya başladı. Gerek Covid'den kaynaklanan sorunlar, gerekse göçmenlik bürosundaki işlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle göçmenlik bürosuna ulaşan dosyaların çeklerinin tahsil edilmesi, receipt notislerinin alındı belgelerinin gönderilmesi, parmak izlerinin gönderilmesi ciddi manada gecikmelere uğradı. Göçmenlik bürosu bunu kabul eden ve başvuru sahiplerinin endişe etmemesi gerektiğini belirten bir açıklama yayınladı. Göçmenlik bürosu ile ilgili çok önemli bir güncelleme yine iltica başvurularıyla alakalı. 15 Haziran 2020 tarihinde göçmenlik bürosu bir kural teklifi yayınlamış ve asylum yani iltica başvurularında çok ciddi değişikliklere gidebilecek bazı kural tekliflerinde bulunmuştu. Hatta bunu 23 Haziran 2020 tarihli bir videoda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım ve o video hala kanalın en çok seyredilen videolarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Şu anda göçmenlik bürosu yapmış olduğu açıklamayla 15 Haziran 2020 tarihinde teklif edilen bu kanun tasarısına karşı yayınlanan bütün yorumları aldı, dinledi ve onun neticesinde kuralı son haline getirdi. Kuralı resmi gazetede yayınladı, Federal Register'da yayınladı ve bu kural 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki ne diyor bu yeni kural? Bu kuralın detayına çok fazla bu videoda girmek istemiyorum. Çünkü 23 Haziran 2020 tarihli asylum yani iltica başvurularında ciddi değişiklikler getirecek kanun teklifi adlı videoyu seyrederseniz orada bütün detaylar var. Dolayısıyla o detaylara burada girmek istemiyorum. Neden? Çünkü kanun aslında orada anlattığımız bütün detayları ihtiva edecek şekilde çok küçük bir iki değişiklikle beraber kabul edildi, yürürlüğe girdi. Ne zamandan itibaren? 11 Ocak 2021'den itibaren. Peki başvuru yapacak olanların neye dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle başvuru yapacak olanların mümkünse 11 Ocak 2021 tarihinden önce iltica başvurularını içeriye vermelerinde fayda var. Neden? Çünkü teklif aslında kanunun uygulamanın geriye etkili olacağını varsayarken yürürlüğe giren kanun uygulamanın geriye etkili olmayacağını ancak 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilen dosyaları kapsayacağını öngörüyor. Demek ki teklif edilen 15 Haziran 2020'de teklif edilen kanunla yürürlüğe giren kanun arasındaki en büyük fark o tarihte yani teklif edilen kanunda bütün başvuruları içereceğini öngörürken yürürlüğe giren kanun 11 Ocak 2021'den itibaren gönderilen başvuruları etkileyeceğini öngörüyor. Herkes bundan etkilenecek mi? Hayır. Ama özellikle Amerika'ya gelirken birkaç değişik ülkeden geçmiş olan başvuru sahipleri, Amerika'ya gelirken bir ülkede 14 günden fazla kalmış olan başvuru sahipleri bundan ciddi manada etkilenebilir. Dolayısıyla başvuruların 11 Ocak 2021'den önce gönderilmesini tavsiye ediyoruz. Peki bu iş burada bitiyor mu? Hayır. Çünkü bu kanun daha yürürlüğe girer girmez aralığın sonu itibariyle dava edilmiş durumda. Göçmenlik haklarını koruyan birkaç dernek, birkaç hukuk bürosu bu yeni kanunu mahkemeye taşıdı ve Trump hükümetine dava etti. Dolayısıyla bu yeni uygulamanın yürürlüğe girmeden 11 Ocak 2021'den önce iptal edilmesi veya askıya alınması ihtimali çok yüksek. Öncelikle bunu söyleyelim. İkincisi, bilindiği gibi Biden görevi 20 Ocak 2021'de devralıyor. Kuralsa 11 Ocak 2021'de yürürlüğe giriyor. Arada 9 günlük bir fark var. 11 Ocak'ta yürürlüğe girecek bu kural, yani diyelim ki mahkeme bunu iptal etmedi ve kural 11 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Biden göreve gelir gelmez 9-10 gün sonra bu yeni kanunun yürürlüğünü durdurabilir, ortadan kaldırabilir. Bu kanun yine ortadan kalkmış olabilir. Dolayısıyla yürürlüğe giren bu yeni kanunun hiçbir şekilde uzun vadeli olacağını tahmin etmiyoruz. Ya mahkeme tarafından iptal edileceğini ya da Biden hükümeti tarafından iptal edileceğini tahmin ediyoruz. Yine de tedbiren dediğim gibi 11 Ocak 2021'den önce asylum başvurusunun gönderilmesinde
özellikle bahsettiğim kişi grupları için fayda var. Bunu da bu şekilde duyurmuş olalım. Bilindiği gibi federal hükümet Covid'den kaynaklanan finansal krize 900 milyar dolarlık yeni bir paketle yardımcı olmaya çalışıyor. Bu 900 milyar dolarlık paket yeni açıklandı. Tabii bunun içinde bir sürü hüküm var ve bunun çok fazla detayına girmek istemiyorum ama en önemli olan konulardan bir tanesi, daha önce Internal Revenue Service yani vergi departmanı PPP loan olarak alınan ve affedilecek olan yardım miktarlarının masraf için kullanılan kalemlerinin vergi beyannamesinde masraf olarak düşülemeyeceğini açıklamıştı ve bu çok büyük bir infiale yol açmıştı, üzüntüye yol açmıştı. Yeni açıklanan federal paket, daha önce alınan PPP loanlarının kesinlikle vergiden düşülebileceğini, bu masrafların vergiden düşülebileceğini açıkladı. Bu da özellikle küçük işletmeler için çok büyük bir ferahlamaya sebep oldu. Çünkü PPP loan aldınız, bunu masraflarınız için kullandınız ama bunları vergi beyannamenizde masraf olarak gösteremiyorsunuz. Yani onların da vergisini ödemeniz gerekiyor, o aldığınız paranın da vergisini ödemeniz gerekiyor olacaktı ki bu çok büyük bir haksızlık olurdu. Allah'tan yeni açıklanan kanun bunların masraf olarak düşülebileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu yeni paketin en önemli özelliklerinden bir tanesi olmuş oldu. Bunun dışında yeni ekonomik paketin içinde işsizlik sigortasının uzatılarak haftalık 300 dolarlık yardım çeklerinin gönderilmesi, aynı zamanda ailelere de 600 dolarlık çeklerin gönderilmesi, gelirleri yüksek olanlara biraz daha az rakamlı çeklerin gönderilmesi gibi konular yardım paketin içinde var. Yardım paketinin detayları basında çok fazla paylaşıldığı için daha fazla detaya girmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten en önemli olan şey yardım çeklerinin ulaşacak olması, işsizlik sigortasının 300 dolar üzerinden haftalık devam edecek olması ve daha önce alınmış olan PPP loanlarının masraf olarak tax return'lerde, vergi beyannamelerinde düşülebilecek olması. Bunlar en önemli haberler olarak dikkati çekiyor. Sırada göçmenlik mahkemeleriyle alakalı bir güncelleme var. Bilindiği gibi göçmenlik mahkemeleri tutuklu olmayan kişilerin davalarına uzun süredir bakmıyordu. Bazı mahkemeler tutuklu olmayan kişilerin davalarına tekrar bakacaklarını açıkladılar. Bu mahkemeler arasında Boston, Buffalo, Cleveland, Hartford, Honolulu, Imperial, Las Vegas, Newark ve Salt Lake City mahkemeleri bulunuyor. Bu mahkemeler Master Hearing dediğimiz non-detained hearing yani tutuklu olmayan ve Master Hearing'i asıl davanın görüleceği individual hearing dediğimiz mahkemelerin görüleceği dava günlerini şu anda schedule ediyorlar ve mahkemeler görülüyor. Göçmenlik hukukuyla ilgili bu haftaki güncellemeler bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yayınlanan videolardan önce sizin haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.